Tabii saha biraz yağışlı olduğu için top tutmakta zorluk çekti futbolcular. Ama her iki takım da gerçekten de çok dirençli ve korakor mücadele etti. Sanki bizim son pozisyonlarda biraz daha becerikli olsaydık galip gelme imkanımız vardı. Ama zirveye koşan iki takım, iki takımın beraberlik ile sonuçlanan bu maçında bence İki takım da çok zarar etmedi. İki takım da birer puan kazandı. Biz deplasmanda bir puan bizim için iyidir. Hiç puandan bir puan iyidir. Ben her iki takımı da tebrik ediyorum. Özellikle kazasız belasız güzel bir maç oldu. Fair play çerçevesinde oldu. Önemli bir problem olmadan, futbolcular arasında bir sıkıntı olmadan maç bitti. Seyir zevki fena değildi. Biz Atakaş Hatayspor olarak takımımızın oyunundan ve bu sonuçta memnunuz. Dediğim gibi en azından bir puan alıp güçlü bir deplasman takımından İstanbul'dan bir puanla dönmek bizim için fena bir sonuç değil. Artık önümüzdeki haftaya bakacağız. Ondan sonraki maçlara bakacağız. Hatayspor'un hedefi ilk 10'da olmak. Tabii ki zorlayabildiği kadar da üstleri zorlamak. Şu anki konumumuz ikincilik. Biz memnunuz. Tabii geçen sene sanki şampiyonluğu belirleyen Atakaş Hatayspor maçı gibiydi. Biz her rakibe karşı aynı azimle, aynı beklentiyle galip olmak için maça hazırlanıyoruz. Önümüzdeki maçta kim olursa olsun, Beşiktaş başka takımlar olsun, sahamızda galibiyet için maça çıkacağız. Tabii ki maçın sonucunu o 90 dakikadaki performans belirliyor. O performansı en üst seviyeye çıkartıp sahadan galip ayrılmak istiyoruz ve yukarıdan aşağıya düşmeden bu ligi bitirmek istiyoruz. Tabii her takım ligde kalmak, yukarılara tırmanmak, en azından ilk 10'da olmak, ilk 5'te olmak, finalini yapıp Avrupa'ya gitmek ister. Biz de tabii ki ilk 4'te olursak Atakaş Hatayspor 2 yıllık bu periyotta çok başarılı olmuş olur. Geçen yıl 6. bu sene daha ilk 4'te olursak Avrupa'yı zorlarız. Tabii ki biz Avrupa'ya gitmek isteriz. Şu anda kameraya bir teklif var. Onun dışındaki 2-3 futbolcumuz takipte, bazı takımlar tarafından takipte. Tabii biz şunu söyleyeyim, tabiri caizse biz tarlada futbolcu buluyoruz. Süpermarkette, hipermarkette futbolcu bulmadığımız için daha düşük maliyetli ve bize faydalı futbolcular almaya gayret ediyoruz. Bu sene de birkaç futbolcuyla yollarımızı ayırabiliriz ama ayrılmak için de ekonomik katkı sağlamaları lazım Atakaş Hatayspor'a. Bu sene birkaç futbolcumuz ayrılabilir ama bizim şu andaki arkadaşlarımız, teknik ekip olsun, yönetici arkadaşlarımız olsun, portföyümüz çok geniş. Atakaş Hatayspor'a yakışır. Futbolcuları hem almaya hem de futbol kamuoyuna sunmaya devam edeceğiz.